Kur'an-ı Kerim'de aile ve çocukla ilgili ayet var. Diyor ki bak Cenab-ı Hak Enfal Suresi 28. ayet. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi bu Tahrim Suresi 6. Ailenizi ve kendinizi ateşten koruyun ki onun yakacağı insanlar ve taşlardır. Ya eyyuhallavine amanu ku enfusekum ve ehlikum nara. Bu Tahrim Suresi 6. ayet. Enfal 28'de diyor ki iyi bilin ki mallarınız ve evlatlarınız birer imtihandan başka bir şey değildir. Biz öpüyoruz, seviyoruz oğlum soyum devam edecek filan diyoruz ya. Bunlar doğru dünyaya ait şeyler. Ama Allah diyor ki asıl mallar ve evlatlar bir imtihan diyor. Boş bir sayfa veriyor bir çocuk tertemiz. Sen ne öğretirsen onu öğrenecek, sen ne yaparsan onu yapacak. Yani çocuğu Allah sana boş bir kağıt gibi veriyor. Böyle bir, bundan da soracak sonra yazılı imtihanında ne yazdıysanız ona göre not aldığınız gibi. Yani e, dolayısıyla Allah imtihan olduğunu söylüyor. Yine kardeşlerim Tegabün suresi 15. ayette de Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için büyük bir imtihandır. En büyük mükafat ise Allah'ın yanındadır. Yine e, Hazreti Lut Aleyhisselam şöyle dua ediyor. Bir peygamber baba aile reisi evinin etrafını sarmış kafirler ve on, onlara zarar verme ihtimali var. Diyor ki Ya Rabbi beni ve ailemi onların yapa geldikleri pis işlerin vebalinden koru Ya Rabbi. Şu Ara suresi 169 neydi o kardeşlerim Lut peygamberin en büyük hastalığı erkeğin erkeğe ilgi duyması diyelim hadi en terbiyeli şekliyle. Erkeğin erkekle tatmin olması dedikleri kötü iş, lutilik diye de dilimize yerleşen Hazreti Lut diyor ki beni ve ailemi onların yaptığı bu pis işlerden koru ya Rabbi. Bir peygamber Aile sorumluluğunu öğreniyoruz orada. Peygamber ailesini böyle korumaya çalışıyor. Yine mesela Nisan suresi 35. ayette bir aile içinde anlaşmazlık varsa, kavga, tartışma hemen mahkemeye göndermiyor. Bak diyor ki Allah, eğer karı koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu ara bulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse Allah karı koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir diyor. Demek ki aile büyüklerine Allah bir sorumluluk veriyor burada. Nisan suresi 35. ayet. Bugün ülkemizde boşanma oranları yüzde 22'leri 25'leri aşmış. Çok. Çok fazla. Yazık yani bu toplumun yarını yok. Türkiye'nin Çanakkale'yi kazanması filan hikaye. Bu böyle giderse biz Çanakkale'yi çoktan kaybetmiş olacağız. Aileyi kaybettiğiniz anda kardeşlerin bir millet olma şuuru olmaz. Yani her toplum kendi özellikleriyle korunmalı ki yarın bir gün evinize, namusunuza, ailenize, ülkenize saldırıldığında neyle birbirinizi seveceksiniz? sahip çıkacaksınız. Dolayısıyla Allah diyor ki birer hakem araya girsin iş büyümeden. Yavrum niye tartışıyorsunuz? Kızım söyle bakayım ne? Kocan sana ne yaptı? E dediğim şeyi almadı. Parası yok. Diyelim o erkeğe gidecek. Yavrum sen hanıma niye kötü davrandın? Niye bağırdın? Niye vurdun? Nedir problem? O da diyecek ki beni dinlemiyor, itaat etmiyor. İşte Mesela çok bunu da çok duydum kadın kendini kocasından kaçırıyor Bu İslam'da helal olan bir şey değildir değerli kardeşlerim Dolayısıyla e, aradaki hakemler aile büyükleri araya girerse iş mahkemeye uzanmasına gerek yok Mahkemenin hani yüzü soğuktur derler ya iş mahkemeye intikal ettiği duyulursa, bir defa sülaleniz, aileniz, komşularınız o ayrılıyorlarmış, boşanma davası açılmış deyince yarı yarıya boşanmış sayıyorlar zaten. Bu sefer çok özür dilerim kadına da, erkeğe de kötü niyetliler, bu nasılsa boşanma yoluna girmiş, bunu ben azdırayım diye peşine takılanlar olur. Ama aile büyükleri olayı büyütmeden kendi aralarında bir durun ya, bir durun. Kızım olmazsa sen bir 10-15 gün babanın evine git, bir sakinleş. Adam da bir anlasın, hanımın kıymetini anlasın. Bir kadının bir evde fonksiyonu ne? E ben gücüm yetiyor döverim. Böyle bir şey mi var? Bunu bir görsün. Mesela aile büyüklerinden iki taraftan birer merhametli, adil hakem tayin edilirse ben inanıyorum ki şu andaki boşanma sürecine giren birçok insan hatasını anlayıp ya büyütmeye de gerek yokmuş. Bu evliliği sürdürebiliriz noktasına gelebilirler. Her şeyi illa psikologların veya aile iletişim uzmanlarının hep seanslarına giderek de çözülmez. Onların da faydası olur ama asıl aileye düşer. Onun için aile sadece karı koca değildir. İslam'da aile ana, baba, çocuklar dede, babaanne ailedendir. Niye? Miras hukukunda yerleri var bunlar. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim ha beraber yaşanması şart değil ama mesela bir insan özellikle dikkat etmeli. Kadın olsun erkek olsun hayattaysa babaannesinden anneannesinden çocuğu sakın mahrum etmeyin. Merhameti onlardan öğrenir. Bazı nasihatleri insan dedesinden öğrenir. Dolayısıyla babasının olmadığı zamanda en güvenilir insan emmidir, dayıdır, dededir, haladır, teyzedir değil mi kardeşlerim? Dolayısıyla aile bizde geniştir. Öyle küçücük karı koca çocuk bu aile derseniz aman bugün dizi var bize misafir gelmesin derseniz inanın problemleri kendi başımıza aşamıyoruz. Yine bakın sorular çok ilginç, güzel sorular vardı. Mesela kız çocuğunun odası kaç yaşında ayrılır dedi bir kardeşimiz. Erkek ve kız çocuklarının farklı cinsten olanların yaşları 9-10 yaşına gelince ayırmak lazım. Yani blue çağına yaklaşınca çocuklar cinsiyeti, cinselliği, erkek kadın olayını fark etmeye bunun ne manaya geldiğini anlamaya başlayınca onları ayırmak lazım. Çünkü o yaştan sonra 12-13 yaşından sonra kızın vücudunda değişiklikler oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.